Şimdi araba giderken neler yapacağız? Evet. Ankara'dan, sanayiden çıktık arkadaşlar. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Ankara'da güzel bir kamp alanına doğru gidiyoruz. Kar yağışı başlamış. Kar yağışını kaçırmak istemiyoruz. Şimdi yerlerimizi alıyoruz. Aracımız gidiyor. Oturuyoruz. Yolculuğun tadını çıkarıyoruz. Eşyaları aldık. Şimdi dolaba yerleştireceğim bulduğumuzda. Günaydın. Ankara'dayız, Kızılcahamam'da. Ah! Kar başlıyor. Şu altı bir karavan park burada. Şimdi söylerim, ufak bir tanıtırım size. Serdar sabah erkenden kalkmış gitmiş. Şimdi ben de biraz temizlik yapacağım. Kar başladı. Tasarruf yapmak için suyu tabii ki de akıtmıyoruz. Aslında ne evlerde? Bu tabii ki de karavanlarda. Şu an akülerimizle ilk defa, yani yeni akülerimizle ilk defa hiçbir yerden elektrik almadan kamp yapıyoruz. Burası böyle güzel bir karavan park. Böyle gelip karavanlarınızla burada durabiliyorsunuz. Böyle yerler veriliyor size. Böyle bir çekelim. Burada bir de böyle bir otel de var. Dilerseniz otele de tek başına gelebilirsiniz. Ya da böyle bahçesindeki böyle setliklerden, karavan alanlarından yararlanabilirsiniz. Bakın böyle çekme karavanlar gelip bırakmışlar.
genellikle. Sonra geliyorlar. Şöyle. Burada var değil mi? Sesi geliyor zaten Serdar'ın. Selam. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Çekme karavan, çekme karavandan yemek yapıyorum. Günaydın. Hayatım, ayakkabılarını dışarıda bırakıp içeri atlayarak gel. Ya da benimkileri at dışarıya, seninkileri koy. Ben gene kendimi 3. sınıfta... Sprite. Sprite'in içindeyim. Tamam, şu an bir Sprite'in içindeyiz. Sprite Cruise mu oluyor bu? Yok abi, Sprite Cruise mu oluyor? Sprite Cruise'dur. Serdar Şef. Evet. Oo, bıçakların çok güzelmiş. Kama teşekkür ediyoruz. Come life. Evet, Canan Hanım, hanginiz hanginizin şefi yardımcısı bugün? Ben yamaklık yapıyorum. Evet. Serdar Bey. Şef. Şef evet. Serdar Bey. Mutfağın çok güzelmiş Serdar. Evet. Bana hep güzel mutfakları buluyorum. Aa, bugün ev güzel. Şöyle mutfağı size bir çekeyim. Bakın bu karavanlardaki her şey İtar arkadaşlar. İtar markalar. Ve şu an kaç kişiyiz bu karavanın içindeyiz ya? 2, 4, 6. Ya 6 kişiyiz ve bir çekme karavanın içindeyiz. Bakın böyle bir güzel geniş bir alanı var. Aydınlık gayet içerisi. Basit değil, hatta bizimkinden daha aydınlık şu an. Burada yine bir dolap alanı var. Son atışı da yapıyorum. Şeflerim hazır mı yumurtalar? Yumurta neli aşkım? Portakallı yumurta. Canan ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Süper bir tarif oldu bence. Dün falan yapıyordun. Portakallı yumurta. Değişik. Hala tadını çok merak ediyorum. Tamam. Ne oldu? Ben yıkamadım. Dünkü muhabbetten sonra. Günlerim çok korkuttunuz. Hayır canım, uyandım. Karavanı temizledim. Gerçekten kötüydü. Kaç gündür de içim rahat evet. etmiyordu temizlemediğim için. Çok mutlu uyandım ya. Baktım kar böyle pıtı pıtı yavaş yavaş. Aynen. Ben de 11.30'du. Sonra Efe de kalktı. Şuradan biraz karı izledik bile. Çok güzeldi ya. Ya karavan ayrı bir şey gerçekten. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Yani çok lüks olmasına da gerek yok. Yok. Ama seninki de bir çekme karavana göre yani bayağı şey. Delüks benimki. Soğumasın diye. Kavalt etmiş. Ders bir. Kavalt kavalt. Evet. Çok sıcak kaldı ama hemen soğuyor. Hemen soğuyor. Bence de hemen başlayayım. Evet. Hadi hemen oturun. Nihan aç kalacak. Bekliyoruz. Çok güzel. Beğendin mi? 10 numara. Canan. Ben daha denemedim. Ben beğendim. Ben de beğendim. Beğendin mi Efe? Tamam. Efe beğenmiş. 10 numara dediyse 10 numaradır. Evet. Kötü olsaydı zaten yapıştırırdı. Direkt söylerdi. Hanımlar. Çok güzelmiş. İlk defa yiyorum böyle. Evet. Abi oturur musun? Abi babacığım ya oturur. Şefim beğenildi, eline sağlık. Evet. Efsane. Kadar 3 tane küçük isteyelim abinin. Soğuktan dondum. İneceğiz ya aşağı kızacağımı. Alır mıyız oradan? Alır. Tamam. O zaman hazır kesilmiş oluruz. Zaten hamam falan yaparsak hamama dışarıda gittin, oturamayız değil yani. Hamama gideceğiz değil mi? Gideceğiz sonra evet. Efsanenin içinde oturacağız. Aynen. Şömineyi de yakacağız. Bugün mü? Hep beraber. Bugün. Aynen. Tiplere bak. Merhaba. Çok güzelsiniz. Öyle ağaç dalı gördün mü? Hemen kenara kaçıyordum. Çünkü çok kötü çiziyordu. Çok kötü yara veriyordu. Ama şimdi... Rüzgar ve esti, bütün dünyanın baştan aşağı mazot. Evet, park etine kesin gitmemiz gerekiyor. Tarık mı sonra süsleniyor? Aslında senin hortumun olabilir bu iş. Tabii. Senin hortum var bende. Tarık tutsun. Getireyim mi? Getir sen bilmem ben bilmem. Senin mortluğunu orada versen. Ceviz kabuğu muymuş onlar? Hayır, cevizi kim bildiyse. Ceviz kabuğu.
bırakmıştı. Evet. Kim olacak? Ya bak ya, Allah'ım ya, yaptım ya. Ceviz köy yapmıyor. Yazancı yok. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda kayıttasın bak. Konuşmalarına dikkat et. Kayıt altına alıyoruz seni. Orayı keser bak. Orayı keser. O kadar layık olur ya. Böyle biz direkt yayınlamaktan yanayız. İşin doğallığı bozuluyor. Kesmiyoruz. Kediyi bırak diyor. Allah kediyi bırak dışarı. Ya çıkmıyor diyorlar yani. Kedi evin kedisi. Kedi çıkamıyor. Yok, kedi zaten şey. Çıkacak hali yok. Çıkamıyor. Güzel misafirlerimiz evet, var. Misafirlerimiz var. Merhaba. Efsanenin içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Böyle şey gibi. Televizyonda gördüğümüz bir şeyin içinde olmak gibi bir şey. Harika kar yağıyor. Kar ay, başladı. Daha da hızlanıyor. Baksana. Bir anda yolculuk. Bir şey olmaz. O kadar daha bütün yolu tutacak. Terliklerim önünde bilmiyorum hayatım. Bakayım ben öne bir bakayım. Anahtar orada olması tamam. Lazım. Almadım ben. Tamam. Ha. Evet. Nereye gidiyoruz? Hamama. Hamama gidip terleyecek misin? Hamama gidip terleyeceğiz. Bu soğukta. Ay. Kar yağıyor. İçeriği soğuttun ama. Biraz hava alsın. İçerisi çok iyi şu an. İşte soğutuyorsun. Tamam bak. Yaptım ben çantaları. Şimdi terliklerimiz tamam. Kaldı. Ben aldım. Neyi aldın? Çantayı. Terliklerin nerede? Terliklerimi sen vereceksin. Ha işte. Hadi aşkım. Öpüyorum. Hadi bebeğim. Hadi canım. Kapıyorum. Müfiliz yok sizinle. Biz kese yaptıracağız. Hamama. 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 Hamama gidiyoruz. Hamama geldik. Hamama gelen Kızılcahamam'da teller. Evet. Hamamdan çıktık. Hamam sefası. Hamamdan çıktık şimdi. Hamamdan çıktık şimdi. Nereye gidiyoruz? Çorbacı. Şu an çekiyor muyuz arkadaşlar? Çekiyoruz tamam, artık. Çekiyor musun? Yapıştır sen. Bak ben nasıl konuşuyorum. Hadi başlıyoruz. Başladım zaten. Tamam, çekiyorum tamam. Şu an. Tamam bir daha başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi hamamdan çıktık. Nereye gidiyoruz? Tabii ki yemek yemeye. Ne yiyeceğiz? Çorba. O da gizli olsun. Kelle paça. Evet. Şimdi kavurmacı Yakup'a geldik arkadaşlar hamamdan sonra. Şimdi güzel bir kavurma yiyeceğiz. Kamyoncu lokantasıymış burası. Lokantası. Şey çorbası çok meşhurmuş. Kızılcahamam. Kamyoncular kamyoncu lokantasına gelirler. Tabii canım sen başka nereye geleceksin zaten? Kamyoncuyum ben. Biliyorum canım kamyoncusun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Efsane. Kamyoncular. Kamyoncular. Merhabalar. Şimdi bunun nesi meşhur buranın? Buranın kavurması meşhur. Hı. Kelle paçası meşhur. Çorbaları meşhur diyelim daha doğrusu. Oo her şeyde var. Sen cennete düştün. Evet. Kelle var. Tavuk var. İç pilavı var. Oo kavurma var. Öbür ne? Tavuk kavurma mı? Hangisi? Kelle paça. Ha kelle paça. Kemik suyu, işkembe. Mercimek et. Bu sade kemik suyu mu? Evet abi, ilik suyu. İlik suyu. Aynen. Hmm. Güzelmiş. Afiyet olsun efendim. Sağ ol canım, kemik suyu. Evet. Afiyet olsun cümleten. Afiyet olsun. Tamam. Odunlar diziliyor. Kahvelerimiz de oldu. İnce sağlık. Gökhan Beyler Pert. Evet, sayılır. Şöminenin bacasını ben açtım. Sen mi açtın? Ben açtım şöminenin. Sana mı açtırdı şöminenin bacasını? Yapar öyle şeyler. Serdar dedi ki, kardeş gel bir şey göstereceğim. Ben de dedim, bana bir şey verecekler dedi. Arkaya gittim, şu merdivenden bir çıkar mısın dedi. Niye dedim bir çık dedim. Merdivenden yukarıya doğru çıktım. Sonra yukarı çıktım. Serdar ne yapacağım dedim. Abi oradan dedim yukarıya çıkacağım. Baca var orada onu bir açıversene zahmet. Ha dedim peki. Montun da ya. Gidip gelme Efe'cim. Aşkı Tom. Tamam canım. Ne yapıyorsun? Perdeleri kapatıyorum. Ha peki.
Oh. Keyifler nasıl? İyi. Gökhan Bey keyifler nasıl? Güzel. Sıkıntı yok. Harbi şömine keyfi. Karda şömine keyfi yapıyorsunuz. Evet, şimdi kampımızda dışarıda -4 derece varken. Evet, -4 derecede akülerimiz şu anda 2 gündür hiç şarja takmadık. Ve full kullanıyoruz arkadaşlar. Hatta kahve makinesi de kullandık demin. Hani hızlı ısıtıcı olarak. Şöyle bulaşıklardan göstereyim evet, arkadaşlar. Bütün ışıklar da yanıyor. Hidroformumuz çalışıyor. Buzdolabımız çalışıyor. Hiç de şarj etmedik. Havada da güneş yok. Şu anda akülerimiz %79.7. Orayı pek netleyemiyor ama. %79.7 Gökhan. Çok iyi abi. 2 gündür. Maşallah. Bakalım. Evet. Amper değerini söyleyeyim mi sana? 2 günde 50 amper harcamış sadece. Çok iyi. Hatta 50 amper bile değil. 40 amper. 159.2 şu anda amper gücü. Yani tavsiye ediyor musun? Kesinlikle yani. Fark var mı? Biraz nasıl böyle bir gelsen aşağı. Nasıl bir fark var mı ya? Neredeyse 2'ye 3'e katladı yani. Aradaki fark. Ve şu an gecenin kaçı? Saat. Gecenin saat 1'i yani. Ve dışarıda bu akülerin en sevmediği hava var. Şu anda -4 derece dışarısı. Ama akülerimiz hala canavar gibi yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın voltajda da hiçbir yani çok az bir düşme var. 52.67'de şu anda akülerimiz. 48 voltlu sistem. Normalde aküler de 51.2. Hala daha yüklü şarj var içinde. 52.67. Bir hafta idare eder. Işıklar yanıyor. Akü cayı, dolap cayı cayı çalışıyor. Hiç. Yani bizdeki dolap da 220. Evet. O zaman artık her yerde enerjimiz. Evet, full. Her yerde enerjimiz de efsane artık. Kuzu bu sönüyor. Ne kadar aldın? 70. O yetecek mi bize? Yeter ya. İşte onun en sıkıntısı birazcık yer kaplıyor. Neyse çok da kaplamıyor. Kaplamamışsa duracak artık. Bir şey yok. Aç. Dikkat et sıcak. Açtım. Hemen at. Otururuz diye şey yapmıştık ama. Niye yastığı mı? Ha? Şömin ha, sıcaklıyorsun değil mi? Sıcak. Çok sıcak. Dışarıda kar yağarken. Yani. Aman sıcak olsun ya. Aç da buranın havası da ısınsın işte çok sıcak. Açtım. Onu niye kapattın peki? Tamam. Hayır orayı görmesin diye mi? Tamam yok iyi. Yok açık kalsın. Tamam bunu kapatayım. Oh harbiden paranın yerini söyleyeceğim. Harbiden söyleyeceğim yani camımda açık. Of dışarıda kar ya. Biraz kapıyı açayım ben. Şu camı açalım ceyran yapsın bence. Ha? Şu camı açalım ceyran aç. Yapsın. Oh. Oh. Paranın yeri nerede Serdar? Yok para burada. Yok mu? Yok. Olmayan parayı söyletemezsin. Aşk olsun. Gerçekten kapıyı açayım ben biraz. Serdar kar atacak kendini. Vallahi atacağım dışarı atacağım kendini ya. Oh. Kar atacaksın kendini şimdiden. Ah, ya Rabbim. Ya bu şöminenin de ayarı yok kardeşim. Ayarı yok evet. Dışarıda -4 derece aramanın içi +30 derece yani. +30. Kaç bakayım söyleyeyim ben sana şu an. Bu arabanın içini ölçüyor değil mi? Kaç derece? Ay çıkıyor mu? Kamera nerede? Bence böyle güzel olur burada. Yani saat hem de. Ya da böyle mi yoksa? Sen bilirsin nasıl istersen yap. Yok bence böyle daha iyi. Hı? Şuraya. Evet saat 3 küsur. 28 derece ne ya? Ne 26'sı? Aşkım 26 derece. 26 nem olumlu. Ha. 28 derece. Of
Hissedilen kırk. Arkadaşlar bakın kapı açık. Cam açık. Her yer açık. 28 derece. Dışarısı eksi 4 derece. 5 derece hatta. Ama çok keyifli ya. Allah huzur, huzur, huzur. Ah, huzur. Bir gündü değil mi? Evet. Yoğun ve güzel. Kızılcahamamı sevdik. Bir gün daha burada zaman geçireceğiz. Evet, Ankara Kızılcahamam'dayız. Ve Kızılcahamam'ın hamamın hamamları meşhur. Bir de burası çok güzel bir kamp. Karavan Dünyası Gökhan'ın kurduğu ve devam ettirdiği bir kamp. Genelde çekme karavanlar geliyor ama evet, motokaravanlar da gelebilirsiniz. Elektriğinizi, suyunuzu alabilirsiniz. Evet. Aylık, günlük ve yıllık olarak burayı kiralayıp faydalanabilirsiniz. Kalabilirsiniz. Güzel, çünkü burası milli park aslında ve milli parklara giriş ücretli. Ama buraya geldiğiniz zaman hem milli parktan yararlanmış oluyorsunuz. Evet. Aynı zamanda buranın içinde bir otel var. Orası neymiş biliyor musun? Neymiş? Eskiden demeyeyim daha doğrusu. Yarın otelin içini sana gezdireceğim. Avcıların gelip burada kaldığı bir av yer. Köşküymüş yani. Yani av köşkü değil de avcıların gelip burada konakladığı bir otelmiş burası normalde. Aynen. Çünkü burası ıssızlığın ortasında. Yani hiçbir yerleşim yeri yok yanında, yöresinde. Bayağı da büyük bir alan. Yani en yakın yerleşim bölgesi 8 kilometre falan gibi. Evet. Ne 8'i? Tabii. Kızılcahamam 8 kilometre. Doğru. Aynen. Çok güzel bir yer. Böyle yüksekte tam milli parkın içinde bir yer burası. Çok da karavanlar için de güzel. Aynı zamanda boşaltım alanı falan boşaltım yerleri de var. Her karavanın için ayrı. Suyu var. Su veriyor. Yani yolunuz bu taraftan düşerse kesinlikle orayın. Tabii ki. Karavan Dünyası Gökhan'ın ben Instagram adresinde bilgilerini aşağıya bırakayım. Evet. O ilgileniyor. Evet. Onunla temasa geçerseniz burayla ilgili. Tam olarak adını da ben şuraya bir yere yazarım evet. Şimdi size. Güzel bir yer. Gelince uğrayın. Bizim için keyifli oldu. Bir gün evet. Daha kalmaya karar verdik. Normalde bugün çıkacaktık. Çok böyle sessiz, sakin. Evet. Çok huzur dolu. Sabah kalktığın zaman mis gibi fresh var. Uyanıyorsun. Aynen. Çok çünkü yüksek oksijen var. Evet. O yüzden dolayı. Kar yağıyor mesela şu anda. Evet. Ve biz şöminemizi yakmışız. İçeride ateş atıyoruz şu anda. Bakın kısa kollularla oturuyoruz. Dışarıda eksi 5 derece. İçerisi şu anda 33 derece arkadaşlar. Gösterebilirim. Şu anda derecede 33 derece gösteriyor. Fena yani. Camı evet. Pencereyi açtık. Şu anda pencereler açık. Çok şükür Rabbime. Çok şükür. Yeni enerjimiz süper ötesi. Muhteşem. 2 gündür full gaz enerji harcıyoruz. Buzdolabımız full açık. Hidroforumuz açık. Işıklarımız açık. Hiç gerçekten şarj etmedik. Gerçekten buradan Megasel'e evet, Megasel'e. Ve Havansiz'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Önal Karaman'a da teşekkür ediyoruz. Çok uğraştılar. Çok onlar. Uğraştılar. Evet, sağ olsunlar. Ama çok güzel oldu. İnanılmaz. Efsanenin artık enerjisi de efsane oldu. Bizi bu kış günlerinde şebekeye ihtiyaç bırakmadan evet. Bize bu imkanı sağladıkları için gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. %100 yerli üretim olması benim için önemli. Evet. Çünkü yerli malı. Çünkü irtibat yani bir şey olduğunda. Zaman ulaşabiliyorsunuz. Hani Önder Bey'in şunu söylemesi çok önemli. Bir şey olduğunda beni arayabilirsin. Tabii ki. Ve dedi ya aküyü açıp ne yapıyorsunuz? Tabii yeniden aküyü yenileyebiliyoruz. İçin hücrelerini değiştirebiliyorlar. Ya o telefonun ucunda o alo dediğine ulaşılacak biri olması çok önemli. Ve, mesela Lexron'du ya aküleri, önceki jel aküleri. Ben Lexron'u devamlı araştırıyorum. İnternetten hiçbir hani bir şey yok. Yani kimseyi bulamadım yani. Yok. Hani diyeceğim hani aküyle alakalı problem var bunu yaşıyoruz falan. Aynen. Biz yanlış tamam belki kullandık olabilir ama evet. Ömrünü de doldurmuş olabilir ama sonuç itibariyle bir bilgi muhatap almak istiyorum yok. Yani kimse yok. Bu bizim için önemliydi evet, bu sefer. Evet önemliydi. Megasel arkadaşlar her türlü ürünün arkasında her türlü konuda gelip hemen müdahale ediyorlar. Ve bulunduğunuz noktaya da geliyorlar. Evet. Servisleri var. Her türlü sorununuzu çözüyorlar yani. Bu arada yaşadıkça... Bununla ilgili, evet. Bu arada yaşadıkça lityum akülü olan bütün deneyimlerimizi paylaşacağız. Ve bundan sonra da yani lityum akülü kullandıkça da bizim takipçilerimiz ve yeni karavancı olacak arkadaşlar da bizden bunun bilgilerini her türlü alacak. Ama memnunsun. Çok. Yani düşünün arkadaşlar 2 gündür hiç elektrik
almadan, hiçbir yerden bir şarj etmeden ve hava devamlı kapalı, güneş panellerinden şarj olmadan ve devamlı kar yağıyor, hava ve soğuk. Şu anda %100 akülerimizden %80'deyiz. Yarın biraz zorlayacağım. Çamaşır falan da evet, yapacağım. Yarın zorlayacağız bakalım evet, biraz daha. Takipte kalın. Teşekkür evet, ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Efsane Karavan yollarda. Bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdi içerisinin derecesine bakar mısın? Camlar açık. Ön kabin açık. Ve içerinin derecesini görüyor musun sen? Çektin mi? 36 derece. Yani bugün hamamda girdiğim suyun derecesi de 36 idi. Oha.